Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda seramik hamuru nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi bize lazım olan öncelikle beyaz tutkal, ahşap tutkalı olmasına özen gösterin. Daha iyi sonuç alırsınız. Bebek yağı ve limon suyu. Şimdi arkadaşlar bir çay bardağı beyaz tutkalımızı teflon tavamıza boşaltıyoruz. Şöyle bardağımızı sıyıralım güzelce, ziyan olmasın. Yalnız bardakları hemen yıkarsanız iyi olur, kurursa çıkmaz. Şöyle kenara koyalım. Bir bardak mısır nişastası, şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da karıştırıyoruz. Yalnız bunu şöyle yavaş yavaş karıştırın ki etrafa sıçramasın. Bunu güzelce böyle yediriyoruz arkadaşlar. Çok yavaş yavaş yapın ki etrafa sıçramasın mısır nişastası. Şimdi bir yemek kaşığı şöyle dolu limon suyu katıyoruz. Normal sıvı yağlar da olur. Dediğim gibi daha iyi sonuç almak için bebek yağı kullanırsanız daha iyi olur. Bir yemek kaşığı dolusu bebek yağı. Eğer çok yapacaksanız bir su bardağı, mesela tutkal bir su bardağı nişasta koyacaksanız ikişer kaşık koyun. Bu bebek yağı, limon suyu falan onlardan. Bunu güzelce içinde topak kalmayana kadar güzelce eze eze iyice kıvam almasını sağlıyor önce arkadaşlar, ateşe almadan önce. Çünkü ateşte hemen toparlanıyor. Bu sefer iyi olmuyor. Ben daha önceden de yaptım bu hamurlardan. Şöyle eşim objeler yaptı. Yalnız kuruduktan sonra boya yaparsanız daha iyi olur, çatlama falan olmaz. Şöyle istediğiniz küçük kalıplar yapabilirsiniz. Şöyle küçük objeler, istediğiniz küçüklükte. Kuruduktan sonra taş gibi oluyor. Yani kuruduktan sonra boyarsanız hiçbir şey olmaz. Kuruması 2-3 günü alıyor. Ben daha önceden yaptığım için biliyorum. Kuruması iyi kuruması, taş gibi böyle olması 2-3 günü buluyor. Bu limon suyuyla yağdan ikişer kaşık katarsanız böyle oyun hamuru gibi oluyor. Bu yağdan oluyor galiba, yağın fazlalığından oyun hamuru gibi oluyor fazla karıştırırsanız, ondan daha esnek oluyor yani. Böyle şöyle içine topak topak oluyor, onların iyice ezilmesi lazım. Şimdi ben burada videoyu durduracağım, bunu güzelce o topakları kaybolana kadar ezeceğim arkadaşlar. Videoyu durduralım. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 6-7 dakika içindekilerin, topakların gitmesini sağladım. Şöyle krem haline gelene kadar dediğim gibi böyle içindeki nişastayı ezin. Şimdi ocağımızın altı kısık, tavanın ısınması için önce biraz açacağım. Tava ısınınca geri kısacağım altını. Patates püresi haline gelene kadar bu şekilde hiç durmadan karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa hemen toparlanır karıştırmayı bırakırsanız. Gördüğünüz gibi önceden, ateşe koymadan önce iyice yedirdim. Şöyle krem gibi oldu. Böyle yaparsanız
daha iyi sonuç elde edersiniz. Ben çünkü daha önceden yaptım. Evet, tava kızdı. Altını kısıyorum. Kısık ateşte arkadaşlar. Durmadan böyle tavanın içinde çeviririm. Hemen toparlanır. Bak hemen toparlanıyor. Tavanın ısındığı yer hemen toparlanıyor. Hiç boşluk vermeden karıştırıyorsunuz böyle sürekli. İyi bir sonuç elde etmek için. Böyle devam ediyoruz karıştırmaya. Tüpün altını kısın ki daha iyi çevirirsiniz tavada. Yüksek ateşte kontrol edemezsiniz. Gördüğünüz gibi. Toparlandı. Şöyle kaşığın dibinden tutun ki çevirmesi daha rahat oluyor. Çünkü çok sertleşiyor. Şuradan tutarsanız kırarsınız kaşığı. Şöyle patates püresi haline geldiği zaman indireceğiz. Ben bunu bana az lazım olduğu için yapıyorum. Hem de videosunu çekeyim dedim. Gördüğünüz gibi. Sertleşiyor ki taş gibi oluyor. Şimdi biraz daha çevirelim. Bileğim ağrıdı. Tavanın rahatlıkla çıkıyor yani. Öyle yapışmıyor tavaya. Şöyle çıkıyor. Böyle biraz daha çevirelim. Tamamdır. Evet, yeterlidir. Tamam. Şöyle elimize biraz yağ sıkın. Yapışmaması için. Biraz sıcak oluyor. Benim elim alışkın böyle şeylere. Siz soğuduktan sonra yaparsanız daha rahat çalışırsınız. Çünkü bayağı sıcak oluyor. Gördüğünüz gibi. Sıcakken yapmayın. En az tavadan indirdikten sonra birkaç dakika bekleyin. Soğusun. Öyle yapın. Böyle yoğurun. Bunu hanımlar için söylüyorum tabii. Erkek arkadaşlarımız benim gibi yapar böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sakız gibi oldu. Dediğim gibi böyle objeler falan yapabilirsiniz. Yalnız kuruduktan sonra boyama yapıyoruz.
kurumadan boya yapmayın, çatlama falan olur. İstediğiniz küçüklükte şöyle o şeyler yapabilirsiniz. Şöyle gül, şöyle yaprak falan. İstediğiniz küçüklükte oluyor yani. Bunu şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Dediğim gibi ocağa koymadan önce nişastayla tutkalı iyice birbirine yedirirseniz, böyle krem haline gelene kadar daha iyi sonuç alırsınız. Çünkü tavada gördüğünüz gibi daha rahat oluyor. Evet. Bu kadar basit. Şöyle bu zaten yoğurana kadar soğudu. Şöyle kilitli poşetin içine koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle ağzını kapatın. Bunu buzdolabının şu havasını alalım. İçeride kuruma yapmasın. Havasını da böyle alın ki kuruma yapmasın. Bunu buzdolabının yumurtalık bölümüne bırakıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. Ne kadar lazımsa alıp gelip poşetinize koyun, yumurtalık bölümüne koyun dolabın. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, ahşap tutkalı olursa daha iyi sonuç alırsınız. Bu tutkallardan da olur ama istediğiniz seramik hamurunu tam böyle elde edemezsiniz. Bebek yağı yerine sıvı yağ da olabilir. Fark etmez. Böyle arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.